güzel bir maceraya başladık. Devam ediyoruz. Yeni bir kapı açıyoruz sahilde. Sabah Şangay'da uyandık. Etkinliğin yapılacağı yer Şangay Sergi Merkezi. Tarihi bir bina. Kahvaltıya gidiyoruz. Ritz Carlton Oteli'nin önündeyiz. Burada konakladık. Şangay'ın en güzel otellerinden biri. Şu anda Şangay sergi alanına doğru ilerliyoruz. Merhabalar, Şangay'dayız. Şangay Exhibition Center, Şangay Sergi Merkezi önündeyiz. Burada uluslararası bir fuar var. Bu fuar gayrimenkul sektörü üzerine. Lüks konutların pazarlandığı, alıcıya çıktığı sergi alanı oldukça ünlü bir alan. Şimdiki ismi Şangay Sergi Merkezi. Ama 1955 yılında Rus-Çin İyi Niyet Anlaşması kapsamında tasarlanmış bir mekan. Mekanın ilk sahibi Musevi bir iş adamı 1904 yıllarında ilişkilerini kullanarak bu alanı satın almış. Alan 96 bin metrekare, yani 96 dönümlük bir araziden bahsediyoruz. Ve devam eden 30 yıl içerisinde burada Şangay'ın en güzel bahçelerini, bir üniversite, lise, sergi merkezi, kütüphane ve kendi yaşadığı malikaneyi buraya yapmış. Ancak 1930 yılında öldükten sonra karısı burayı sürdürememiş ve 1940 yılında Çin hükümeti buraya el koymuş. 1950'li yıllarında da Çin Komünist Partisi Ruslarla girmiş olduğu iyi niyet çerçevesi içerisinde burayı bir Rus sergi alanı olarak yeniden düzenlemeye karar vermiş. Bu kapsamda Rus ve Çinli mimarlar bir alan düzenlemişler ve muhteşem bir sergi alanı olarak tasarlamışlar elbette ki. Ve ilk sergiyi 1955'te politik sergi olarak Rus hükümetine ait propagandanın yapıldığı bir sergiyi ağırlamış bu sergi mekanı. Daha sonra 1970'li yıllarda Rus-Çin işbirliği dağıldıktan sonra burası Şangay Sergi Merkezi, Şangay Exhibition Center olarak isim değiştirmiş ve o günden bugüne Çin'in önemli sergilerine ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birindeyiz bugün. Dünyaca ünlü iki tane Fransız iş adamının organize ettiği Luxury Property Show, lüks mülklerin sergilendiği uluslararası fuara ev sahipliği yapıyor bugün Çin, Şangay sergi alanı.